Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 çıkmış sorular. 2011 dönem sonu soruları. Soru 1. Zıt anlamlı soru sorulmuş. Altı çizili kelimeden bahsedilmiş. Es'ade mutlu manasında. B şıkkında eşka şikayetçi manasında. Dolayısıyla zıt anlamlıdır. Zıt anlamlı, eş anlamlı sorularda yapılacak tek şey nedir? Daha önceden ezberlemiş olmanız veya bir tahminde bulunmanız gerekir. Yani üzerinde çok durulabilecek soru tipleri değil. Üçe baktığımızda evdet ve rucu her ikisi de dönüş manasında olduğundan eş anlamlıdırlar. İkinci soruya bakıyoruz. Bağışladığı anlamına gelen gafara fiilinin mübalağa sıgası nedir? Mübalağa sıgaları evvela nedir? Semaidir, kıyasi değildir. Birkaç vezinleri var. Gafara'dan gafur gelmekte. Gafurur rahim. Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir gafur. Dolayısıyla aşina olduğunuz bir kelime diye düşünüyorum. Gafur diye gelir. 4. Meşa, yemşi fiiliyle alakalı bir soru. Bu fiilin niteliği, yani esasen hangi kalıp olduğu, hangi şıkta doğru olarak anlatılmıştır. B şıkkı nunun hazfi üzere mebni emri gaibin tesniyet sırasıdır. Liyemşi, liyemşiya şeklinde. Doğrudur. A şıkkı olur mu? Fetha ile mensup. Muzari fiilin tesniye sıgasıdır denilmiş. Bir kere muzari'nin tesniye sıgası mensup ne ile olur? Fetha ile mi olur? Olmazdı zaten. Nun'un düşmesi ile mensup olurdu. Yani A şıkkında anlatılan bilgi hatalı zaten. C şıkkında tesniye elifi ile merfu. Fiilin tesniyesinde tesniye elifi ile bir irab söz konusu değildir. O isimlerin irabında bu şekilde. İsimlerin tesniyesinde elif ile merfu olurdu. Yani burada isimlerde irab, fiillerde irab konusu birbirine karıştırılmış. Bakalım ayırt edebilecek misiniz deniliyor. D şıkkı illet harfinin hasfi ile meczum muzari fiilin tesniye sıgasıdır denilmiş. Bu da doğru bir anlatım değil. E şıkkı sükun üzere mebni emri gaibin cemi müennes sırası. Tabii ki bu da doğru olacak değildir. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Yani soru gözüküyor mu? Soru gözükmüyor ama hareke iledir dediğine göre hangisinin irabı hareke iledir denilmek istenmiştir. Bu konu neyle alakalı? İlletli 5 isim ile alakalıdır. Ebu, ehu, hamu, henu, zü olayları. Beşte ne var? Hamu var. Vav ile yazılmış. Hamu. Bunu görebiliyorsunuz. Hamu ila eyne zehebe hamu. Mimden sonra vav var. Vav ile yazılırsa bunlar merfu olurlar. Elif ile yazılırsa mensub olurlar. Ya ile yazılırsa mecrur olurlar. İraplar bu şekilde. Harf ile irap alıyorlar. Belirli şartlar ile birlikte. O şartlar tutmaz ise artık hareke ile irab alırlar. Hamu da tutmuştur. Dolayısıyla vav ile merfudur. Burada hareke sorulmuş. Yani ehavaya baktık. B şıkkında ehava var. Yine elif var. C şıkkına baktık. El aba u. Hareke ile irab almış. Aba u kelimesi. Niye harf ile irab alamamış? Kelime evvela ne olması lazımdı? Bir yere muzaf olması gerekiyordu. Zamir, bir zamire muzaf olması vardı. Muzaf olabilmiş mi? Olamamış. A, ba, u muzaf değildir. Dolayısıyla şartları tutmadığından kendisi harf ile irab alamamaktadır. Ama bu kadar ayrıntılara gerek yok yani. İşin püf noktası kelimenin sonunda ekstra bir harf yani irab harfi diyeceğimiz vav, elif, ye. Bundan bir isim var. Ona bakılır. A şıkkında vav var. Ham kelimenin aslı. Ardından vav var. Ne? İrab vavı. Yani vav ile irab almış. Harf ile. B'de yine eh'den sonra vav var. Yine harf ile irab almış.
Aba'da bir harf yok yani. Kelimenin aslı zaten Aba. Dolayısıyla harfiyle alamamış. Harekeyle almış. D şıkkında fake, fa, fu, fi biliyorsunuz. Elif ile irap almış. Yani harf ile almış. Zü, za, zi, zü yani vav ile yazıldığına göre harf ile almıştır. Dolayısıyla C şıkkı aranan şıktır. 7'ye bakıyoruz. 7'de yukarıdaki soru cümlesinin doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Soru M ile sorulmuş. M ile sorulan soruların cevabı evet veya hayır değil ki zaten. Yani la da olmaz, bela, nem bunlar olmaz. Soru tiplerine bakarsanız, yani konu ne? İstifham, soru edatları. Üniteye bakarsanız M ile sorulan sorularda bela da, nem da, la da olmaz. Hiye ümmi. Ehiye o mu hani hemze. Mi mu mu soru manasında. Hiye o. O mu? Haletüke senin halan. Em yoksa ummuke annen. O senin halan mı yoksa annen? Ama mananın hiçbir önemi yoktu. Manayı boş verin. Dikkat ediyorsanız mana üzerinde ben durmuyorum. Konumuz mana değil ki. Konu anlatımına bakabiliriz. İkinci soru, ikinci tip soru cümleleri. Ne diyor? Tercih soruluyor. Yanıtı evet veya hayır değildir. Em kullanılır ve hemze kullanılır. Elehmen ekelte em semeken? Et mi yedin yoksa balık mı sorusuna evet denilmez. Hayır da denilmez. Ekeltü lehmen dersin veya ekeltü semeken dersin. İşte işlediğimiz soru da bu tarzmış. Bu yüzden la olmaz, belanem filan olmaz, manaya hiç gerek yoktur. Olumsuzluk kullanamazsın, belanem kullanamazsın, direkt cevaba geçersin şeklinde bir soruydu. Şimdi devam edelim. Altıncı sorumuz nedir? Yukarıdaki cümlede yer alan zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? Riyavati, riyazetün kelimesi bir kelime. Ardından bir ya zamiri var. Bu ya nedir? Mecrur ve muttasıldır. Neden mecrurdur? Çünkü riyazet kelimesi muzaftır. İsim ya. İsim bir zamirle birleşirse muzaf olur o isim. Birleştiği zamir ne olur? Mecrur olur. Muzafın ileyh olur. Muttasıl evet riyazet ile bitişik bir zamir çünkü. Ardından hiye zamiri var. Hiye birleşik mi? Yok. Öyleyse munfasıl. Merfu mu? Mensup mu? Mecrur mu? Merfu. Merfu demek o zamir fail olabilir. Naib-i fail, müpteda vesaire olabilir demektir. Raf zamiri. 8. soru. Boşluğa en uygun getirilecek kelime nedir? Kemdir. Kemden sonraki kelime mensub olur. Kem dıflen. Kaç çocuk? Kem getirilir yani. Mensupsa kelime oraya kemi getirin. 9. En uygun kelime ne olur denilmiş. Boşluklu sorularda daima sağdan soldan yardım almayı deneyin diye ben konu anlatımlarında da soru cevaplarında da değinmişimdir buna. Burada ne yazıyor? Ketebtu, ketebe fiil, tu fail. Ne lazım? Meful. Meful nedir? Mensuptur. Buraya mensup bir kelime getirmek gerekir. Ben fiil, fail, meful tespit edemiyorum ki der belki birkaç arkadaşımız. O zaman sol taraftan yardım al. Risaleteyni, buna uygun bir kelime getir. Yani esre nun sağında ye olsun. Ne o? Ha zeyni, ha teyni. İki tane var. Hazeyni mi hateyni mi? Hateyni olacaktır. Çünkü müennestir hateyni. Hazeyni olmaz. bir. Altı çizili işaret isminin cümledeki görevi nedir? Tilke cümle başında mı? Evet, öylesi mübtedadır. Cümle başındaki isimlere mübteda diyoruz zaten. Hani mübteda haber yer değiştirir, belirli şartlar aranması gerekir. 10. Ra'aytu ha'ulâ'i. Yine aynı tarz bir soru. Ra'aytu ra'afil tu fa'il. Öyle değil mi? Fiil fa'il ne lazım? Mef'ul ha'ulâ'i.
Ardından elif lamlı kelime geliyor. Gelecek kelime haulay'nin özelliğini bilirsek aslında çözebiliriz yani. Bu soru zor bir soru değil. Haulay ne tarz bir zamir? Cemidir. Müzekkerdir. E şıkkında ne var? Müderrisine. El müderrisine. Yani haulâinin sıfatı olmaktadır. Onun irabını almaktadır. Bunu işlemiştik. Baya bir konu anlatımlara değinmiştim. İsim işaretler konusuna bakılabilir. Müderrisine olmaz. Müderrisine olsa onun irabını almaması gerekir. Elif lamlı olduğu zaman irabın alması gerekir. 12. Ehziye'nin tekili nedir? Hizadır. Ezber sorusudur. Yani ezberlediyseniz bilirsiniz. Ezberlemediyseniz bilememeniz gayet doğaldır. 13. Çeviri sorusu. Derenin içinde tarlalar arasından kıvrıla kıvrıla akan ve uzun mesafeler kat ederek denize dökülen tatlı bir su var. Fil cedveli, cedvel dere demek. Derenin içinde vardır. Haber cümlesi burası. Şibhi cümle. Esasen müpteda haber konusunun tehiri, takdimi konusu Arapça 2'nin konusu. Öyle değil mi? Haberin öne geçme konusu. Haberin öne geçtiği konusunu işlemişsinizdir. Videosunu biz çektik. 8. ünite. Neydi? Haber şibih cümle olursa ön tarafa alınır, müpteda sonra getirilir. Yani müptedanın sağında yer alır, haber öne alınır. Hangi durumda haber şibih cümle ise? Şibih cümle neydi? Harfi cer ve mecruru veya zarf veya zarf ve mecruru. Harfi cer ve mecruru var burada. Fil cedveli ne oldu? Ön tarafa geçti. Müpteda ney? Nekre. Fil cedveli derede vardır ne maun su. Ama öyle su ki, yakınlaştıralım. Öyle su ki ezvun tatlı. Kur'an-ı Kerim'de geçer ezbun. Tatlı su vardır ama öyle tatlı su ki bu yecri akıyor. Mülteviyen beynel hukuri diye devam ediyor. Olay mana yani kelimelerin manasını biliyor olmanız lazım ki çözebilirsiniz. Doğru şık D olmakta. 15. 15'te mana bilmenizi gerektiren bir şey yok. Hani 13'ü diyelim yapamadık. Kelimelerin manasını bilmiyorduk, yapamadık. Mümkün mü? Mümkün. 15'te hiçbir kelimenin manasını bilmenize gerek yok. Neyi bilmek yeterli? Lealle ne iş yapar? Onu bilmek yeterli. Lealle nedir? İsmini nasb, haberini raf eder. Bunu bilmeniz yeterli. İsmini nasb, haberini raf eder. Leallenne necaha. Necah ne olur? İsim olur, garip haber olur. İsmini nasb etmiş, haberini raf etmiştir. Necah müfret isim olduğu için nasb alameti fethadır. Garip müfret isim olduğu için raf alameti ötredir. Lale'nin ismi ve haberidir bunlar. İnne ile aynı işi yaparlar. İnne de ne yapar? İsmini nasb, haberini raf eder. İnne, enne, ki enne diye devam eder bilirsiniz. Yani üniteyi çalıştıysanız ki 9. ünite olması lazım o. İnne ve kardeşleri, inne ve benzerleri. Ona dair bir videomuz var. 2 saatin üzerinde konu anlatımı yaptık. Bakarsanız yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber zorunlu olarak değil, sözü söyleyenin tercihine bağlı olarak öne geçmiştir? Haber bazı yerlerde zorunlu olarak müptedadan önce getirilir. Yani sağda yazılır. Bazı yerlerde ister haberi önce getir, ister müptedayı önce getir. Sana kalmış. Bu şekilde durum da mevcut. İşte burada onu söylüyor. Yani caizlik diyoruz biz buna. Haberin müptedadan önce gelmesi bazen vaciptir yani zorunludur. Bazen caizdir yani ister getir ister getirme durumu var. Buna kısaca şöyle bakabiliriz. Bununla alakalı da ufak bir doküman hazırladık. Haber müpteda geçiş serbest. Nerede? Üç yerde. Haberin ifade ettiği manayı öne çıkarmak ve ona dikkat çekmek için. Ki oradaki o değil. İki, müpteda ile haberin başına bir olumsuzluk veya soru edatı gelirse, haber vasıf bildiriyorsa ki o da değil. Üç,
Haber şi bir cümle olup mübteda marifi olursa. Evet, aranan şık o. Yani mübteda burada marife, haber ne? Şi bir cümle. Bu durumda serbest. Ne hocam? Öyle dediniz ama görelim. Fi Mekke'te. Fi Mekke'te nedir? Car, mecrur, şi bir cümle olup haberdir. Fi Mekke'te. Fi harfi cerdir. Mekke'te onun mecrurudur. Mekke kelimesi de gayrimusarif olduğundan fetha ile mecrurdur. Niye esri yok diye düşünmeyin yani. Niye gayrimusarif? Bir özel isimdir. Mekke bir şehir. Özel isimdir. Başka? Mekke kelimesi müennes t var ki kendisinde görüyorsunuz. Kapalı t ki ta-i merbuta diyoruz ona. Yani hem müennes hem de alem olmasından ötürü gayrimusariftir. Eşittir. Cer alameti fethadır. Fi Mekke'te sonuçta şibi cümle olup haberdir. El Ka'betu müptedadır. Nasıl müpteda? Marife görüyorsunuz. Elif lamı var. Ardından gelen kelime ise ne olur? Müşerrefetü diyor. Müptedanın yani Ka'benin sıfatı olur. Çözüldü olay. 16. İnnemâ cümlesindeki boşluğu en uygun nasıl doldurursun? İnnemâ neyin nesi? Esasen bu inne idi. Daha sonra kendisine ma dahil oldu. İnneye ma dahil olursa inne amel yapamaz. Bu yüzden A şıkkına bakın. Biri ötreli, biri fethalı yazılmış. Yanlıştır. B'de de biri ötreli, biri fethalı. Yanlış. C'de biri fethalı, biri ötreli. Yanlış. E'de ikisi de ötreli. Gene yanlış. Doğrusu nedir? Biri fethalı. Pardon. İkisi de ötreli olması gerekir. Neden? Şimdi biraz da onu anlatacağım ama E'de de aynı şey var. E'de de ikisi de ötreli. Böyle bir durum var. Tabi ikisi ötreli E'de ama ikisi de ne? İkisi de nekre ya. Hayat ile tayyibe kelimesi. İkisi de burada ne? Nekre. İkisi de nekre veya ikisi de marif olunca ne olur onlar? Onların sıfat mevsuf olduğu düşünülür. Sıfat mevsuf. Oysa innema mübteda ile haberin başına gelir. Mübteda haber olmaları için bir marife bir nekre olması gözetilir ki İşte el hayatu mübtedadır, daibetun haberdir. Mübteda haberdir. İnnemâ ne yapar? Mübteda haberin başına dahil olur. Ma olmasaydı innel hayate daibetun olacaktı. Ma olduğu için olamamış. Bunlar mübteda haber olarak yollarına devam ediyorlar. 17. Yalancı olduğunu zannediliyor cümlesinin doğru karşılığı. Zannediliyor ise bir cor olduğu için muzari olacak. 2. Zannediliyor bir kişi, bir takım kişiler tarafından yani meçhul olması gerekir. Yakınlaştıralım bakalım. A şıkkı yezunnu. Yezunnu yazıyor evet. Zanne yezunnu. Malumdur. Yezunnu zannediyor. Kim? En nasu insanlar fail olur. İnsanlar ne zannediyor? İnnehu o çazibun yalancıdır. O diyor dikkat et. Burada yalancı olduğun kimin? Senin yani yalancı olduğun. A'da ise hu zamiri yani onun yalancı olduğu söz konusu. Aynı zamanda fail belli insanlar tarafından denilmiş. Aşık olamaz yani. Yuzanlı zannediliyor. Evet meçhul. İnne şüphesiz ki ne yazıyor? Kezibehu veya kizbehu. Sonuçta hu demiş mi? Hiç okumaya mana vermeye gerek yok. Hu ne? O demektir. Şöyle diyebilirim arkadaşlar. Bu sorunun çözümüne dair en kısa yol nedir hocam? Bırakın uzun anlatmayı. En kısa çözüm zamirleri ve manalarını biliyor musunuz? Biliyorsanız hiç sorun yok. Çünkü yalancı olduğun zannediliyor da kim zannediliyor? Sen zannediliyorsun değil mi? Onun yalancı olduğu demiyor. O ikisinin demiyor. Senin yalancı olduğun. Sen yazmasa da bunu anlıyoruz öyle değil mi? Yalancı olduğun diyor. Öyleyse bize sen manasına gelecek bir zamir lazım ki o da sadece D şıkkında var. K'dir. E'de, C'de, B'de, A'da hep ne var? Hu zamiri var. Hu, o manasına gelir. Çözüm bu yani. Hu, o demektir. K, sen demektir. Bunu biliyorsan çözdüm bitti. Sıra 19'da. Hangisinin oluşumu hatalıdır? B şıkkı hatalı diye çizilmiş. Neden hatalı? Hatalı olduğunu bilmek yeterli değil. Gerekçesini bilmek gerekiyor. Gerekçe, kâne ne yapar? Haberini nasb ederse ismini de raf eder. İsmi ne burada? Ebâke.
Ebun kelimesi eba, elif ile yazılmış. İlletli beş isimden birisi. Elif ile yazılmış ise nasb konumundadır. Mensup yani eba kelimesi. Dahilen, bu da mensup. Bu ismini raf haberini nasb etmeliydi ama yapamamış. Gerekli irab verilmemiş. Doğru irab neydi? Ebake değil, Ebuke. Eba kelimesi vav ile yazılmalıydı. Konu neyle alakalı hocam? İlletli beş isim ile alakalı. Onun irabı ile alakalı. Ve kânenin ameli ile alakalı. İki üniteyi birleştirerek bir soru sormuşlar. Mesela C'ye baktığımda kâne edda'a mu görüyorsunuz. Mim'de ne var? Ötre var. Merfu yazılmış. Diğeri ardından gelen kelime elif ile yazıldığına göre mensuptur. Yani biri merfu, biri mensup olması lazım. Sağrada da aynı şey var. Esbahte de aynı şey var. Yani biri mensup, biri merfu olması gerekir. A'da da aynısı var. İkisi birden mensup, ikisi birden merfu olamaz. O zaman işini yapmamış olur. 18'de ne varmış? Kâne ve benzerleri tam fiil olarak nerede kullanıldı diyor. A'ya baktığında se'ezuru ke gaden. Se'ezuru ben ziyaret edeceğim ke seni gaden yarın hine nusbihu diye devam etmiş. Burada kendisine isim ve haber tespit edilemedi. Se'ezuru fiildir. Ezuru ene gizli bir zamir var. Faildir yani ben. Kimi? Ke, seni. Fiil, fail, meful burası. Oysa biz ne arıyorduk? İsim, haber. Biri mensup, biri merfu olacaktı. Yok burada. B'ye baktım. Mazale. Halidün. Halidün nedir? Merfudur. Öyle değil mi? Merfu. Müsafiran mensuptur. Tuttu yani merfu mensuplar. Kâne ehmedü. Merfu, merizan, mensup. Esbaha el cevvu, merfu. Burada ne yazıyor? Sahaven yazıyor sanırsam. Bu da mensup. Ne yazdığı önemli değil yani. Sondaki hareketler önemli. Mazale el amelu, merfu. Müstemirran, mensup. Yani bunlar ne yapmış? İşlerini yapmış. İşlerini yaptılarsa tanfiye olarak kullanılmadılar demektir. Nakıs olarak kullanıldılar demektir. Oysa A'da merfu mensup durumu söz konusu olmadığından yani isim ve haberi yoktur. Dolayısıyla tam fiil olarak kullanılmış. Yani fail ve meful almış. İsim ve haber almamış A'da. 20'ye baktığımızda en uygun nasıl tamamlarsın demiş. Neyle alakalı bu? Sağ tarafla alakalı. Risasatun, ben de kelimeyi incelemedim. Şu an bakıyorum. Önemli değil ama. Ne manası önemli ne harekesi önemli. Önemli olan bu kelime ne? T ile bitmiş. Yani müennestir. Bize ne lazım? Müennes bir kelime lazım. Buraya getireceğim kelime müennes olmalı. Ne o? E şık. Bitti. Cevap buydu. Dikkat ettiyseniz ne manalar üzerinde durdum, ne kelimeleri okumak üzerinde durdum. Tamamıyla müfret mi, müennes mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, İşte lealle geçti işini yapmış mı? Kâne geçti işini yapmış mı? Hep iraplar üzerinde durarak devam ettik. Olay da zaten budur.